Erdoğan giderse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Erdoğan Atatürk gitti yani? Bir şey oldu mu? Erdoğan abi gidiyor. Ölmeyecek mi adam? İnsanoğlu ölmeyecek mi? Ya bu hükümet kimleri atlattı ya? Altılı masayı. Abiler gibi bak bu hükümet kimleri? Altılı masayı. Ya abi altılı masayı boş ver. Yok, bak ben sana şunu söylüyorum. Ya şu anda yarışacak. Anlamıyorsun bak abicim bak altılı masayı. Sorumu tamamlayın lütfen. Ha. Sorumu tamamlayın. Altılı masayı Erdoğan'ın karşısında güçlü görüyor musunuz? Abicim ben sana... Veya aday kim olmalı? Erdoğan'la yarışacak en güçlü aday kim olmalı? Abi sadece senin Tunceli Belediye Başkanı. 2-2-4. Fatih Maçoğlu diyorsun. Aynen. Yani Türkiye Fatih Maçoğlu gibi bir komünist. Veya Mahsuri. Abi bak komünist olma göre. Ben o anlamda mecazi olarak soruyorum. Abilerin gibi. Bak düne kadar Avrupa'ya tarım satan bir ülke anladın mahsul olmaya başlamış. Sadece anlatmak istedim anladınız mı? Bak ne diyorum bak düne kadar tarım satan bir ülke ben halde çalışıyorum. Tarım satan bir ülke tarım almaya kalmış. Adam Tunceli'de bakın ne diyorum sana buğdayını, pirincini, fasulyesini, nohutunu ekiyor. Paketler halinde bakın şu Milli Egemenlik'te Ovacık diye bir markşı adam market açmış. Ve bütün o geliri köy halkıyla paylaşıyor. Adam belediye affedersin makam arabasına binmiyor. Yıllık 38 milyar bak aylık 38 milyar yakıt parasını orada okuyan üniversite çocuklarına aktarıyor. Bu ne demektir? Sosyal bir devlet demektir. Anladın? Benim dinim, benim dinim, benim Müslümanlığım banadır. Sen kalkıp da benim adıma cehennemde veya cennette sen benim adıma sorgulanmayacaksın. Ben kendi şahsıma. Ben ister namaz kılarım ister kılmam. İster oruç tutarım ister tutmam. İster hacca giderim ister zekatlarım. Orasını Allah bilir. Sen kalkıp da bana Urfa'da işte AKP'yi oyatmazsanız affedersiniz cennete gidemezsiniz. Sen nereden biliyorsun ya gittin gördün mü? Kurban oldu bak zihnimizi çalıştıralım. Bana iş yapan adam lazım. Bana emek veren adam lazım. Ya ben görüyorum televizyonda adamı YouTube'larda seyrediyorum. Eğitimde, yolda, her şeyde Tunceli Belediye Başkanı ya. Var mı onun gibi bir tanesi? Bana onu söyleyin ya. Şimdi doğruya doğru eğri eğri. Artısı eksisi. Bana eksiği gösterin bir tane. Sayılarının çoğalması lazım. Abi ne diyorum bak onun gibi insanlar lazım. Bugün Haluk Levent. Adam ne yapıyor? Bir burada Antalya'da Kepez'de bir tane hasta çocuğun ameliyat için 40 bin lira lazımken bir saatliğine sabah kalsın konserine geliyor. O ameliyat parasını o çocuğa veriyor. Bana böyle insanlar lazım. Ha, bana böyle insanlar lazım. Sosyal danışma lazım. Benim karnım tok, onun kassa ona yardım etmem lazım. Bu gitti ya eskiden bizim kapılarımız açıktı ya. Sokağa biz kapılarımız açık geziyorduk ya. Bir komşusunun kapısını çaldığımız zaman bizim ekmeğimizin arasına ekmek yok. Şimdi o yok. Komşuluk yok. İnsanlık yok. Avrupa'dan gelen adam burada 1000 euroyu bozduruyor. Neymiş o çok güzel. Neresi güzel? Bugün 27 lira bir mazot ya. Tam dolar endeksiydi. Bugün dolar kaç para abi? 18 lira. Niye mazot 18 lira değil? Soruyorum size. Biri petrolü kaç para? 92 dolar. İlk defa benzini geçmiş bir durumda yani. Anla bak abi benzin bak ben ne diyorum bak. Öyle bir ülke var ki en çok ne kullanıyorsa onun üstüne vergi koyuyor. Ben onu demek istiyorum size. Telefondan 3 tane telefon parası alıyoruz bugün bir telefon aldığımız zaman. Anlatması bugün dolar kaç para abi 18 bin liraysa benim mazotum 18 lira olsun. Hani diyorlar ya dolar endeksi de o. Bugün de affedersin birim fiyatı 92 dolar. Bölün bunu 180'e maliyeti affedersin 11 lira. 11 lira bir mazotun petrol ofisine gelişi 11 liraya. Hesaplayın bu kadardır ya. 92 dolar bölün 18'e çarpın Türk parasını 11 liraya 65 kuruş. Niye 28 lira alıyorsun? Araba satıyorsun 100 milyarlık araba 400 milyar lira. Tüketim vergisi bilmem ne vergisi bilmem ne şeyi 400 milyar. Yap kardeşim ucuzu Avrupa'daki gibi. Avrupa bizim neyimizi kıskanacak? Doğru vergilerimizi kıskanacak. İnsanoğluna nasıl da vergi alınıyor diye. Benim anlatmak istediğim bu. Çok teşekkür ederim. Cebe. Bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi gel. Birkaç cümle konuşalım gel. Yok yok gel. Abi konuşurken de buraya bakarsın. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Suriyelilerin, Suriyelilere vatandaşlık verilmesini, Suriyelilerin bu seçimde oy kullanacak olmasını bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi dediğimiz gibi, şimdi Türkiye'de aç insan çok. Aşırı çok yani
buranın bir geliri var ve o gelirin birçoğu da zaten Suriyelilere aktarılıyor. Tamam, belki Birleşmiş Milletler'den geliyor vesaire bine, ama şimdi adam bayramda kendi ülkesine gidiyor, tatilini yapıyor. Doğru mu? Bir daha geri geliyor buraya. Mesela Almanya'da da arkadaşlarım var. Oradan $1000 bozup gelip burada fıstık gibi tatil yapabiliyorlar. Doğru mu? Ama bizim vatanımız bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet. Doğru mu? Ama başka bir ülkenin vatandaşı gelip burada oy kullanma hakkı olmamalı. Nasıl ki biz gidip Almanya'da oy hakkı kullanamıyorsak, kimse de burada kullanmamalı benim açımdan. Evet. O da haklı, ona da haklı. Bu seçimde Erdoğan'ın rakibinde kim görüyorsunuz? Kim olması gerekiyor? Valla şu dayı çıksa ben şu dayıya veririm. Bak şu dayı çıksa ben şu dayıya veririm. O kadar söylüyorum. Ya inşallah... Dayımı da bir alalım bakalım. Aday mıymış? Şu dayı adalığını koysun, ona vereceğim. Derdim çok acıyor. Çok isterim. Gel abi, gel birkaç cümle konuşalım. Buyur abi. Gel abi. Sağ olasın abi, hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Şöyle öz Antalyalı, buyur. Abi gel. Şöyle buyur. Kamerayı alayım. Buyur. Konuşurken de buraya bakarsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz neler söylüyorsunuz? Yani Suriyelilerin biz ne diyelim? Biz vatanımızın birliğinin, beraberliğinin hepsini beraber bir arada yaşamakla kardeşçe şeyini biliyoruz yani. Yaşamasını istiyoruz yani. Diyeceğiz bir şey yok yani. Herkes insan insandır yani. Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Arap'ı da, herkes kardeştir yani. Ya Suriyelilere yani vatandaşlık verilmesini... Tamam Suriyeliler, tamam dediğin doğru. Haddinden fazla yani. Onlar da bizlerin kardeşlerimiz. Benim teyzemin oğlu var Almanya'da. O da orada yaşıyor mesela. Kaç senedir orada. Bütün akrabalarım orada çalışıyor mesela. Orada da vatandaşlık almış. Almanya'dan gelmiş. Ben Alanya'da duruyorum. Alanya'da durup vatandaşlık alan Almanlar da var yani. Şimdi herkese yani saygı duymak lazım yani. Şu anda yani. Yetkin seçim görüyor musunuz? Ben bir şey demem. Onun benim ben yetkim yok yani. Seçim al kararı alacak. Yani kimse hakkında yorum yapamam. CHP partisine de şeyde hepsine saygım vardır yani. Ben bir şey demem. Erdoğan'ın rakibini kim görüyorsunuz? Ben bir şey demem. O an geldiğinde halk bilecek onu. Ben bir şey demem yani. Şimdi ben şunu diyekle ben yalan söylüyorum. O adamı da aşağı, tamam öteki adam. Hepsi sonuçta Türkiye'nin insanlarıdır yani. A olmuş, B olmuş, C önemli değil yani. Herkes bildiğine verir yani. Halk hangisini lider seçtiyse de başımız üstünde şeyi vardır. Saygı duyarız. Başka bir şey yok ya. Yani. Şimdi biz her gün sokaklarda haber yapıyoruz. Her gün, her görüşten. Abi ben sanayide çalışıyorum. Her görüşten, her mezhepten insanlarımızla konuşuyoruz. Ben her zaman şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Söylem haber olarak. Herkesin birbirine fikir birliğine saygı duymasını önemsiyoruz. Her görüşten, her siyasi duruştan insanlarımız var. Evet, hep bu caddeyi ortak kullanıyoruz. Seçimlerden sonra da ortak kullanacağız. Mutlaka tabii. Yine birlikte aynı masalarda oturup çay kahve içeceğiz. Tabii. Yine aynı derdimizle dertleşeceğiz. Allah birbirinin beraberini bozmasın. Mitim. Yani insanlarımız, AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi hangi partiden olursa olsun Allah bu ülkeye, bu millete, bu devlete zeval vermez. Aynen öyle. Allah Amin. Kimi hayırlısıysa da o onu nasip etsin diyoruz. Tabii, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Abim, yani. Adam 3 gün geldi, çalışmadı sanayide bizim yanımızda. Ne pilot olmuş. Evet. Gelmedi adam. 5500 lira maaş veriyor adama. Servisi var, yemeği var, şeyi var. Adam geldi dedi ki yani ben de bu tozu yapamadım. Sen ne yapacaksın? Ben de ufak yaştan bu yana ne tomruklar taşındım sırtımda. Ayağımda köyden babamdan ayrıldığımda 13 yaşındaydım. Bir şavlarım vardı. Bir tane iplik çeksen 10 tane yama düşerdi. Ayağımdaki lastik ayakkabı 10 tane yaması vardı yani. Ben hiçbir zaman hiç kimseye yani Ecevit'in de gördüm, Demirel'in de gördüm, Özal'ın da gördüm. Hepsi de nur içinde. Hep mutlaka bu ülke için bir şeyler yapacağız diye yapmışlardır veya yapamamışlardır. Yani saygı duydum yani. Evet. Yeter ki yani insan insan olsun yani. Evet. Yapacağımız bir şey yok yani. Evet. Çalışırsan her şey olur bak. Ben mesela çalıştım. Ben tabii ondan 25 kuruş para almadım. Allah nasip etti. Ufak tefek bir evciğiz yaptık. Ufak tefek arabacığımızı aldık. Allah nasip ederse yani. Hayat mücadele yani. Evet. Evet. Hayat böyle Allah herkese hayırlısı versin yani. Evet. Hiçbir zaman kendinizi geride koymayın yani. Devamlı ileriye bakın yani. Evet. Ha, ileri bakacaksın yani. Evet. Geride koymayacaksın yani. Bugün açın demeyeceksin. Ben gündüzleri çalışıyordum, akşam geldik 3 tane araba depoda odun yıkıyordum kamyon. Gece sabahadaki. Pazar günleri. Haftalımdan fazla para alıyordum orada. Çalışıyordum yani. İş verdi adam. Gelmiyordu. Çalışana ekmek var. Çalışanı var. Benim bizim yanımızda katıyor ya. Kaç tane adam getirdim. İki gün çalıştı adam, çekti gitti ya. Ben yapamam bu işi de gitti. Biz yapıyorduk. Sen ne yapamıyorsun? Biz ona sen şöylesin böylesin demedik. Şunu getir, şunu tutuyor dedik. Ya başka şey yok. Şimdi, veya şurayı bir süpür dedik. Şimdi, ya adam masa başı dedi. Masa başı dedi. Ne de buluyor? Ben de hala çalışıyorum yani. Şunu söylemek lazım. Sanayilerde eskiden okulu durumu olmayan. Yani bu gençlerin yerinde olsam ben şimdi şu anda var ya. Kendimi hedefte görürüm yani ileride. Geleceğin cumhurbaşkanı, geleceğin belediye başkanı olarak
halkıma ve milletime devamlı hizmetle uğraşırım yani. Yeter yani vallahi. Sizin geleceğinizden. Abi çalışacağız, çalışacağız. Ben de çalışacağım. Abi ben gidiyorum sanayide çalışıyorum. Bak ben gidiyorum Çalı'da bazen hamballık da yaptım bak. Evden eve eşya da indirdim. Hepsini yapacağım şöyle. 6 yıl okul okudum. Tamam benim çocuğum da okudu. Benim çocuğum da boştu. Ben seni dinlemem. Herkese saygın yani. Yok, yani. Karşılıklı konuştum bak. Çıkmıyor. Gelemiyor. Yani. Her gelen de gelmiyor yani. Tamam. Herkese iş yok yani. Tamam. Böyle yani. Vermiyor abi bir saniye. Asgari ücret maaş alıyorum. Aynen. Benim hiç çocuğum benim çocuğum yok aynı. Mu? Benim çocuğum benim aynı. Ben de defterim alıyorum. Evde ya. Yatmaya şey hakkım yok mu benim? Ya benim elimde imkanım olsa ya senden. Ya diyorsun ki gençler. Ama yok işte yani. Sen ben de senin gibi. Abicim gençler şey çalışın diyorsunuz da bu adamların abi bizim hiç sosyal ya Almanya'daki abi adamlar zaten tatilde geliyorlar ha. Buraya fırsatları var. Bizim 5 adam fırsatımız yok ya. 6 yıl okul okudum ben. Bak Almanya'daki adam 100 sene önce ağır sanayi devrimini bitirmiş. Bütün şeyleri şey yaparken biz bu memlekette milletin diniyle başörtüsüyle şunla bununla uğraştık 80 sene 90 sene. Adamlar 100 sene önce bunu yaparken biz milletin şeyle uğraştık. O yüzden biz şu anda bu durumdayız. Bir şey diyeceğim. Benim abim polis. Özel hareket. Tamam. Suriye'de şu an. Tamam. O adam yani orada canın baş tacı. Tamam. Benim abim yani orada canını veriyor. Suriye'de şu an. Bu adamların memleketinde o kadar savaşa giriyor. Bunlar da burada gelip o kadar dolaşıyor. Geziyorlar. Benim anama bacıma bakıyorlar. Onlar da aynı cephede yani. Ya tamam o da benim abi abim bu da. Benim abim orada savaşta şu an silah altında. Ukrayna'da savaş var. Dibinden silah geçiyor. Onlar niye terk etmiyor? Doğru abi, diyorsun. Ukrayna'da savaş var savaş. Onlara diyeceğim ben demeyeceksin yani. Koskoca dünya lideri Rusya'yla savaşıyor. Onlar niye terk etmiyor? Ben askerliğimi Suriye'de yaptım. Sen Esad'la kavga ediyorsun. Ben askerliğimi Suriye'nin dibinde yaptım. Yemin eden kurşunlar şöyle geçiyordu. Benim abim de özel harekat. Şu an Suriye'de ben abimle 3 ayda bir şey diyeceğim. Ya baş tacısın. Benim abim 3 ayda bir kere görüntülü konuşuyorum abimle. Orada bu adamlar da burada geliyor köşelerde ellerini açıyorlar, dileniyorlar. Lan ben bunların arkadaş, benim vermem yani para vermem. Gel öyle desen Mustafa de, Kemal Atatürk para yani. Mustafa Kemal şey Atatürk geldi. Oğlu vermeyen de bir şey abi bir saniye bir dinle. Niye göndermiyor lan? Gönderdim elimde bir imkanım varsa gönderdim. Bir imkanım var bana diyor yani. 85 milyon insan var. Abi hepsi tepki gösteriyor. Gider abi. Abi Amerika'da bir kural var. Bir adam ne kadar iyi abi bir dinle. Türk'ün de var çalacağım. Bir ya kardeşim var. Yok ya girmeyeceğim. Ya dur bir şey söyle. Bak karşılıklı konuşuyorsun burada olmuyor. Amerika'ya giremiyorum. Abim ben sıkıntıya girerim. Ondan sonra sadece bir laf söyleyeceğim. Her tarafa iş yapıyor. Ama biz adam gibi. O adamlar da insan yani. Mutlaka yani. Bizim adamlar orada. Onlar da burada. Memleketi bırakıp gitmiyoruz. Gitmiyoruz memleketi bırakıp. Bir saniye. Hadi kolay gelsin. Mustafa Kemal Atatürk o kadar savaştı. Canını verdi. Bu adamlar buraya gelip böyle yatması için mi? Ben şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Ben Atatürkçü demiyorum. Ben Atatürkçüyüm. Dibine kadar Atatürkçü. Benim başımın tacı. İşte. Öyle yani. Benim dedem şehit oldu Çanakkale'de. Bu adamın dedesi şehit oldu. Benim dedem 14 sene askerlik yaptı. Yemen'de 14 sene savaştı. Vatanını satan. Benim şurada bir gram toprağım. 14 sene savaştı benim dedeme. Vatanda şeyde vatan için Yemen'de. Çarığımızı yedik diyor. O benim dedem. Abi vatanını bırakıp. Vatanını. Ama biz hepimiz öyle dersek böyle. Abi bir dinle. Konuşursak olmaz yani. Vatanını satıp buraya gelen adamdan bana bir şey gelmez. Bak ne diyor bak. Vatanını bırakıp gelen bana faydası olmaz. Tamam işte devam edelim o zaman. Vatanınıza devam edelim işte. Hep de devam edelim. Hadi buraya kolay gelsin. Yani. Kolay gelsin. Çalışalım, birlik, beraberlik olalım. Benim durumuna giren şu an Erdoğan köşkünde oturuyor. Biz burada birbirimize kardeş kardeş savaşıyoruz ya. Sen adayla koy sana oy verelim. Sen otur. Şu anda bak. Şu anda Yunanistan bizi taciz ediyor. Bak dinle. Niye bu kadar buraya geliyor? Senin paran 5 kuruş etmiyor diye geliyorlar. Yoksa kara gözüne mi aşıklar Türkiye'nin? Savaşmazsa kaçar mıyız? Ben mi? Ne kaçacağım savaşmaya? Osmanlı çocuğuyuz. Ben de kaçmam. Biz topraklarımızı bırakıp Yunanistan'a kaçmayız. Kaçmayız. Onu bir gecede alırız, bir gecede. Alırız. Biz Suriyeli deriz, tabii. Biz Afganlı Allah deriz. Biz Türk oğluyuz, Türk. Hadi, tabii. Herkes Türk yani. Elhamdülillah Müslümanız. Abi Erdoğan'ı, bu Erdoğan'ı seven insanları biz anlatamayız. Peygamber kurban olduğum peygamber insanlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Neyim ben konuşacağım? Ben bir şey konuşacağım. Gel abi gel. Neyim konuşacağım abi? Ben Türkiye'de yaşamıyorum ki neyi konuşacağım? Kavuş deme ya. Böyle bir şey bunu ya. Sen Tayyip'i peygamberle kıyaslıyorsun. Hayırdır? Gökten zembille mi indi? Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar gerizekalı. Bu kadar örümcek kafalı olmaz ya. Derdiniz Tayyip mi sürüyorlar? Değil abi Tayyip değil. Onu savunanlar. Suriyelileri yapıyoruz biz konuşuyoruz. Niye gitmiyor abi memleketine? Sesiniz... Benim insanlarım aç bak sen 200 liraya işe gideceksin o 100 liraya gidiyor niye? Ekmeğine taş koyuyor. Aynen öyle. Ekmeğine taş koyuyor ya. 200 liraya 300 liraya yapacağın işi o adam 150'ye gidiyor.
Yapmayın amca, böyle ya. Biraz şöyle bakın. Ya, şöyle bak, geniş bakın ya. Evet amcam ya. Bir sakin sakin konuşalım da. Abicim adam ben İstanbul'da bak. Bak adam, ben bir şey bak, anlatacağım. Bir dakika. Ben bir şunu söyleyeyim ondan sonra. İstanbul'da Suriyeli sandalye sokağa atmış. Erkekseniz gelin diyor. Benim ülkemde amca bana dayılık yapıyor. Ya, erkeklik kimse yapıyor. Yapamaz. Kimse dayılık yapamaz. Posta koyuyor. Hayırdır ben lan. Ben sana şunu söyleyeyim. Hayırdır oğlum sen kimsin? Amcam bir sakin bir dinle. Sakin bir bizi dinleyelim. Ya ben buna demiyorum. Ben buna bak istiyorum. Zaten diyemezsin. Diyemezsin de. Şimdi bak ben Gaziantep'liyim. Tamam mı? Abi fark etmediniz. Bir dakika. Ben lafımı anlatayım sana bir dinle. Tamam. Gaziantep'liyim. Ben 95 yılında 92 yıllarında staja gidiyordum. Meslek lisesi mezunuyum. Fabrikada staja gidiyordum. Orada Gaziantep'in yerlisi örnek olaraktan bugün asgari ücret ne kadar? 5500 lira. Gaziantep'in yerlisi diyordu ki ben 5500'de çalışmam. Ama Gaziantep sanayi memleketi olduğundan dolayı doğudan ilk yatağını alan gelen Gaziantep'te duruyordu. Fabrikanın önüne her gün yüzlerce işçi kaynıyordu. Fabrikatör diyordu ki kardeş çalışmıyorsan bak kapıda yüzlerce işçi var. Şu an insanlarımız tamam gerçekten asgari ücret yetmiyor. Ben şu an ev arıyorum 6-7 bin liraya ev bulamıyorum. Anlıyor musun? İnsanlar öyle bir vicdansız hale gelmiş ki. Geçen yıl oturduğum semtte 3 bin liraya ev tutacak adamı döverlerken bu kadar yüksek kiraya tutulur mu diye şu an 6-7 bin liraya ben ev bulamıyorum. Birincisi bu. Artı biz kendimiz var ya kendimiz olan özgüvenimizi kaybettik. Bu da inancımızdan kaynaklanıyor. Hani biraz önce dedin ya Tayyip'i peygamber yurduna koyuyor diye. Ya bir kişinin demesiyle hiç kimseye bir şey olmaz. Biz öncelikle tamam da ya Hulki Cevizoğlu'nun demesiyle bir şey olmuyor amcam. Ya tamam da bak bir şey daha söyleyeyim ben sana. Çanakkale'ye gittiğinde o şehitlikleri bir gezsene. Kimlerin mezarları var? Tamam. Bile benim vicdanım sızlatıyor ya. Tamam da oradaki yatan şehitliklerde kimler yazıyor? Haleplisi yazıyor, Şamlısı yazıyor. Bugünkü gelen şerefsiz olabilir. Ona lafım yok. Ama onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim soydaşlarımız. Biz bir ümmetiz, bir Müslümanız. Bize buraya fitne koyaraktan tamam mı? Biz burada niye tartışıyoruz biliyor musun? Elin yavru iki Müslümanın arasına fitneyi atıyor. Biz birbirimize kırmaktan hani Yunanistan alırız diyorsun ya alırız. Yunanistan ne ki ya? Ne ki? Ne ki yani? Yunanistan'ı yüzlerce yıl bir tek valiyle yönetmiş bir devletin torunlarıyız. Müslümanız diyorsun değil mi? Türkiye'den başka Müslüman yok mu? İsrail yıllardır. Hocam, yok, abi yok, bak İsrail sana, Filistin'i tamam, yıllardır tamam, vuruyor. Dakika, nerede tamam, bu Müslüman ülkeler? Ben nerede? Bana şey soru söyle. Yazık günah değil mi onlar da insan ya. Dünyada ümmeti çocuklar sahillerde ölüyor abi. Ümmeti toplayacak ya bırak şimdi millet, onu bırak. Türk Müslümanlıktan bahsediyor. Tamam. Türkiye'nin bak, dünyanın yüzde kaç Müslüman? Amcam. Gavurlardan çok Müslüman var. Niye sesleri çıkmıyor abi? Filistin'e. Tamam da işte böyle aramızda fitneyi sokuyorlar. Fitne değil ki. Fitneyi sokuyorlar amcam ya. Görünen bu abi. Fitneyi sokuyorlar. Doğru olan bir şey kardeşim bak. Şimdi burada hastaneye gidiyorsun. Suriyeli senden önde. Ben kendi toprağımda adam benden önce her şeyi ben randevu alıyorum benden önce mi randevu vermiyor gir sisteme bak Suriyelilere Suriyeli Afganlıya sıra vermiş bana vermiyor bak, ulan ben bu devlete 20 yıl görev yaptıysam benim de hakkım olacak ya muhakkak ki senden öncelik tanınmaz nasıl ama tanınmaz ben, ya senden önce ona bakamaz nasıl bakamaz gel götüreyim ben seni hastaneye arkadaşım gel götüreyim hastaneye götüreyim ben seni. Gel. Ülkemde bir sürü doktor atanmayı beklerken geliyor elin Suriyelisi benim ülkemdeki hastanede çalışıyor. Onlara öncelik veriliyor. Öğrencilerine onlara öncelik veriliyor. Diyorlar ki hangi bölümü okumak istiyorsun? O bölüme yerleştiriliyor. Ya abi buradaki hepiniz bak burada kaç tane öğrenci var bu seneki sıralamalarda. Hepsi çocuklar iyi puanlar kazandı hiçbiri giremedi. Ne oldu Suriyelilerin hepsi giriyor sınavsız şeysiz. Geliyorlar okullar oradan savaştan. Ya abi ne demek almıyorlar ya. Ya bunların ülkesinde savaş mı kaldı daha bir ay öncesi ne kadar festival yapılıyordu Suriyeli'de. Savaş yok bir şey yok niye dönmüyorlar evlerine neden dönmüyorlar biliyor musun? Çünkü benim ülkemde onlara benden daha çok öncelik veriliyor. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Helal olsun. Bak niye biliyor musun? Zaten söyleyeyim. Dünya banka var ya. Neden çünkü? Bir dakika. Neden?
Z kuşağından oy toplayamayacağını bildiği için Suriyelileri çekiyor, Afganları çekiyor, onlardan oy kazanıyor. Dünya banga var ya, dünya banga. Gözünüzü açmadığınız sürece bu gelecek neslin hepsi çöp olacak. Bak, siz diyorsunuz ya, Z kuşağı öyle, Z kuşağı böyle. Z kuşağı hepinizden de daha bilinçli. Bak, ben Almanya'dan geliyorum, tamam mı? Bu para kim veriyor biliyor musunuz? Dünya banga. Dünya banka Türkiye bir kuruş dedim mesela bak nasıl oluyor. Türkiye'nin parasını dünya mı düşürüyor? Dünya banka dünya veriyor. Yok dünya para veriyor. Değil. Banka veriyor. Ya, abi acaba az önce söyledim ya. Bir şey diyeceğim. Dair olma ya. Yok bir şey diyeceğim. Ya, ben abi bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Elini öpeyim bir şey diyeceğim. Bak dünya banka var ya, dünya banka var ya banka. Bir kişi bin 3000 dolar veriyor. Haber var mı ondan? Abi 3000 dolar veriyor. Allah aşkına orada alıyorsun euro ile maaşını, geliyorsun burada krallar gibi yaşıyorsun. Sonra diyorsun ki bak krallar gibi yaşıyorsun. Sonra diyorsun ki ülke çok iyi. İşte Türkiye'nin para birimini Dünya Bankası düşürüyor. Yok öyle bir şey ya. Burada ya Türkiye'deki herkes aç. Almanya'da bitti. Bir şey diyeceğim. Almanya'da bitti deme bana abi Allah aşkına. Ya bak şu an kültürde en ucuz kira 5000'den başlıyor. Köpek bağlasan durmaz. Hangi öğrenci 5000 lira şey verebilir, kira verebilir? Bunun elektriği var, suyu var. Ben, bak ben aileme yük olmamak için 850 lira kredi aldım. Ülkemin bana verdiği şey kredi. Ailemden para almamak için, onları zora sokmamak için. Ben sırf ailemi zora sokmamak için başka şehre gitmedim. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Ben Antalyalıyım. Avrupa da bitti. Ya bırak Allah aşkına. Ya biz şu an Avrupa'yı mı düşüneceğiz? Kendi halimizi düşünmektense. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaş dedi ya. Arkadaş. Efendim. Gel. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Avrupa bitti diyorsun gel. Avrupa bitti diyorsun. Arkadaşlar bir saniye ya. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Arkadaş. Ben Almanya'dayım. Al sana emekli maaşımı göstereyim, aylık maaşımı söyleyeyim mi sana? Artı ev kiramı da söyleyeyim mi? Gel ben sana emekli maaşımı göstereyim İngiltere'de. Benim emekli maaşım 1550 pound artı 575 pound ve ev kiraya. Bak ben ne istiyorum? Bitti diye laf bak, söylemeyin. Ben, bak bu gençlerin, bir dakika. Bu gençlerin geleceğini mahvettiniz bu ülkede. Tamam mı? Bu ülkede bu gençlerin hayatını mahvettiniz. Bir saniye. Gel abi, bir yere git. Bak bir şey söyleyeyim. Bak ben seni görüyorum ben de. Abba dedim de kalktı. Yabancı Almanya'da yaşayıp da burada gelip konuşamazsın gençleri. Gençlere bırak. Abi Avrupa ya sen ne diyorsun? Bitti. Her zaman gitme Türkiye'ye. Bak ben ne diyorum biliyor musun? İyi dinle. Hayır bir dakika sen bana bir cevap ver. Sen Türk değil misin? Evet. Türksün değil mi? Niye biz şu an Türkiye'nin durumunu bırakıp Avrupa bitmiş. Vah vah Avrupa'ya üzülelim. Yok bunu politik yapıyor. Ya onun için söylüyor. Abicim gözünüzü açın ya, hala Tayyip'e oy vereceğim diye onu savunuyorsunuz ya. En çok güzel Türk iş. Bir saniye. Helal olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana hak veriyorum. Bak çok Türkiye'de... Abi bir dakika, zaten beyni bir dakika. Olan bir insan Türkiye, benim söylediklerimi bir dakika, anlar. Bir dakika, Türkiye'de çok gençler yolda. Politik ilde. Ya bir dakika şimdi abi Avrupa'dan geldim. Almanya'dan geldim ben de. Ben bakın şöyle ben orayı bıraktım. Neden biliyor musun? Ben Türkiye'mde bir iş yapabileyim. Bir tane, iki tane, üç tane kişiye emek verebilsem benim ne mutlu. Ben Avrupa'da Avrupa bitti diye bir şey yok. Avrupa bizi kandırıyor. Bitti bir şey de yok. Ben Almanya köyündeyim. Tamam. Ay bir dakika. Köyünde yaşıyorum. Bir şey yok. Ben inşaat firmamı buraya getirdim. Tamam. Savrano Limited şirketinin sahibiyim. Neden? 15 kişi ekmek verirsem 20 kişi ondan daha iyi versem. Biz ne yapıyoruz? Sen Avrupa'da, İngiltere'de orada devam et, oraya şey yaparsan buradaki adam aç kalır. Bakın şöyle bir şey daha ilaveten. Bir kalanlar kazanacak. İlaveten şöyle yapıyorum gençler. Şimdi şuradan git. Ben gidiyorum. Çay ocaklarının aramaya gidiyorum. Elin adamı nargile içiyor. Almanya'da yaşıyormuş. Merhaba. Beyefendi şuraya geçer misin? Arkadaşlar burada yerli yabancı Almanca Almanya'yı konuşmuyoruz. Aynen. Biz bunu Almanya'nın level atlamasını da konuşmuyoruz. Bir gidin bakın. Şöyle bir örnek. Şöyle bir açalım lütfen. Şöyle bir açalım. Başında, bakın nargilenin başında. Abi sigara içmeyelim lütfen. Suriyeli vesaire şunlar bunlar. Biz ne yapıyoruz ne gençler? Ne alakası var ya? Türkiye'nin bak. Telefon mu şu anda? Bir dakika bakın. Şöyle bir şey. Hayır Türkiye'de, ben çalıştım kazandım bunu. Ben öğretmenlik yaptım kazandım parayla aldım bunu. Şöyle bir şey ilave. Tamam. Şuradan gidin. Bizimkiler gençler çay ocaklarına gidiyorlar. 3 lira çaya alabilir miyiz diye. Ama 15 bin lira çay içiyorlar. Doğru mu? Kim içiyor bu Suriyeliler? Onuru herkese verilmez.
Hani niye savaştan kaçıyor? Onur herkese verilmez. Onur insanlara verilir, doğru mu? Onur, ben beni şurada kesecekler, ben yine vatanımı terk etmem. Avrupa'da yaşıyorum, işte bu arkadaş da Avrupa'da. Ben oradan buraya naklimi aldım. Neden naklimi aldım? Ben bir çivi çakarsam iki tane çivi ekmek verebilirim. Ama bazı firmalarımız, arkadaşlar diyor ki İngiltere'de, ne işin var senin İngiltere'de? Buraya bak, buraya. Gözünü aç, buraya bak, ileriye bak. Herkese iyi günler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi bak adam diyor ki Almanya'da çok, çok iyi diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aynen doğru söylüyor. İyi. Tamam, iyi. Arkadaşlar. Kötü olan biziz. Bak, arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Nerede kalıyorsun? Abi bir saniye. Ben de Hanover'deyim. Abi bir saniye. Abi memleket muhabbeti yapmıyoruz. Yani tamam, bir saniye. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. İkimiz Almanya. Gel. Tamam abi, Almanya'ya konuşmuyoruz Türkiye zaten konuşuyor. Ya. Almanya'ya konuşmuyoruz. Ya abi Allah aşkına Almanya, geliyoruz orada. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti. Aynen. Türkiye'de Türkiye'yi konuşursun. Ya. Arkadaşlar. 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 Beyefendi. Bakın burada haber çekiyoruz hep. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Bu habere yansıyor. Ya 5 dakikanızı rica ediyoruz ya. Ya siz konuşurken dinleniyor. Bak, ama başkaları konuşurken de biraz nezaket. Bir de şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Bakın. Burada lafımı ben tamamlayamadım. Anladın mı? Şey yapıldı ondan dolayı. Anlıyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İngiltere'de şu anda itibaren istifa et, geri gitme. Bu kadar basit. Gitme gel. Ben öyle de onu diyorum. Avrupa bittiyse gitme. Ya bunları kandırıyor. Bunlar nankör. Oranın hem demokratik hem ekonomik haklarından faydalanıyorlar. O gelip orayı kö. Gitme kardeşim. Gitme kardeşim, gitme. İstifa et, gitme şu andan itibaren. Niye geldin? Niye geldin? Tatil yapmaya geldin abi. Niye geldin? Türkiye para kazansın. Almanya'da tatil yapamadığın için ya Euro'da bozdurdun, Türkiye'ye tatile geldin. Sen geri gitme. Yok geri gitme kardeşim. Neyse. Gaziantep'liyim. Param burada. Ben Antalya'da rahatım tam yerinde dört dörtlük değil diye Gaziantep'e geri mi gideyim? Yoksa burada mücadele mi? Mesele o değil. Bu Avrupa bittiyse onu abi, diyorum geri gitmesin ya. Gaziantep de Türkiye'nin bir ili değil mi? Almanya'dan bahsediyor. Diyor ki orayı kötülüyor. Oradaki aldığı parayla pulla, oradaki hayat standartlarıyla geliyor burada. Keyif yapıyor. Sonra diyor ki orası da bitti. Ya, yok yalan, böyle yalan bir şey olamaz ya. Peki bak, insanlar Almanya'ya niçin gittiler? Almanya'dayım diyor. Bitmiş var mı? Almanya'dan. Senin baban, deden, her kim gittiyse niçin gitti? Zamanında da Türkiye'nin iş ekonomisi kötüydü. Almanya'da iş için gitti, evet. İşin. Şimdi de Türkiye'nin iş ekonomisi tamam kötü. Arkadaş, şimdiki yeni kuşak da oraya gidiyor çalışmaya. Çünkü neden? Orada insana insan muamelesi yapılıyor. Buradaki kendi adam kendi vatan, evet, kendi vatandaşlarına hayvan muamelesi yapıyor. Yok Afganıymış, Suriyeliymiş. Onlar bizden daha iyi yaşıyor. Ya, abi bak benim anneannem bak dedem Burdurlu, tamam mı? Burdurlu. Burdur'da bir sürü Somalili insan yaşıyor. Hepsine de özel ev açıldı. Kredi kartları verildi, aylık market alışverişlerini yapasın diye. Bedava. Bir gidiyorlardı markete, ben hatırlıyorum çocukken. Ya poşetlerle çıkıyorlardı ellerine, bir kuruş para ödemiyorlar. Hepsi de devlet karşılanıyor. Ya, hepsi bak, de devlet tarafından karşılanıyor. Şeyin parası verir, kendi benim. Neyse konuşayım ya, çok teşekkür ederim. Bir tek teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir saniye. Abi bir saniye. Bu parayı veriyor Türkiye, biliyor musun? Sınırları kapatıp buradaki mültecileri oraya göndermesin diye. Tamam, abi, tamam, çok teşekkür ederim. Sınırlar bu konu sürekli ama bize mülteci geliyor. Geçen yıl Yunanistan koyu Türk askeri Türkiye'ye getiriyor. Geçen yıl ne oldu? Geçen yıllarda Türkiye dedi ki sınır kapısını açarım, ayağınızı denk alın dedi. Niye? Ne oldu, kimden kaldı? Amcam. Abi, niye parayı gönderiyorlar? Yani şu an Türkiye ne parası abi? Bütün abi bütün kapılardan buraya mülteci giriyor, mülteci. Haklı vallahi, helal olsun. Abi Almanya battı mı? Sence? Almanya niye battı? Bence battı. Battı mı? O başkası. O şu mavili diyor. Orada çalışıyormuş, Almanya battı diyor. O da hangisi? Gitme geri verdi. Almanya hiç bak bir şey. Bak Almanya. Almanya. Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Siz işte Avrupa öyle yapıyor, orası böyle yapıyor, şöyle yapıyor diye böyle anca sadece
sadece başkalarının başarısına imrenirsiniz. Hiçbirinizin elinden de hiçbir şey gelmez. Çünkü siz hala Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsunuz. Ya, tamam. Siz hala kör kütük adama tapıyorsunuz. Sen kardeşim. Bak. Bak abi, bir şey diyeyim. Diyalogla bu bitiremeyiz abi. Bir dakika. Bitiremeyiz abi. Bak. Bugün siyahlar yapılıyor, İHA'lar yapılıyor, uçaklar yapılıyor, kendiyle uçak. Ya bunlar var ya, inan ki bir ülke için gerçekten olması gereken şeyler. Ben bugün çarşıda çıkıp, bir dakika. Ben abi, sana bir şey söyleyeceğim. Yapması gereken şey yapıyor diye övemezsin. Ya 80 yıldır niye yapılmıyordu? 80 yıldır niye yapılmıyordu kardeşim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben arkadaşımdan borç aldığım parayla, tamam mı? Borç aldığım parayla çarşıya çıkıp da rahat rahat dolaşamam. Kendi kazandığım parayla çarşıya çıktığım zaman rahat rahat harcama yaparım. Bugün abi Almanya hiç batmadı. Batmayacak da. Biz buraya niye geliyoruz abi? Gerçeği söyle, ben de Almanya'yım. He? Ülke kalkınsın diye. Paranı buraya harcamam. Ya bırak abi, orada çalışıyorsun. Batmış diyor. Ondan orada çalışıyor, batmış diyor. Bak, ben Almanya hiç batmadı arkadaşlar. Buraya Almancı, yani Almanya'dan Türkler gelenlerde parayı bozduruyorlar, tatil yapıyorlar ve bu adamların paralarını hepsi alıyorlar. Doğru gerçekten. Yani yalan söylemek de istemiyorum. Ben kendim, bak ben de Almanya'da doğdum abi. Ben ne yapayım? Orada doğdum. Ben de işte orada paramı kazanıyorum. Burada ama ne yapayım abi? Orada doğdum. Ama buradaki arkadaşların durumunu anlıyorum. Siz anlamıyorsunuz. Sen kaç yaşındasın abi? Ben 47 yaşındayım. Tamam, ben de 22 yaşındayım. Tamam bak, ben sizden durumu daha çok anlıyorum bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an Türkiye'de işsizlik var. Söylenen bu. Türkiye'de diyorlar ki insanlar işsiz. İşsiz değil mi abi? Abi bak, ben gözünü seveyim. İşsizlik yok mu yani? Yok abi, insanlar hiç beğenmiyor. Niye biliyor musun? Ben arkadaş. Kapat. Niye biliyor musun? Abi bir saniye. Ben elektrik teknikeriyim. Abi şimdi hiç beğenmiyor değil. Ben akşama kadar 160 TL para için 12 saat ayakta kalıyorum. Dur kardeşimiz konuşuyor. Bak aklına gelmeyecek işleri yapıyorum. Aklın almaz. Bir dakika dur. Bir dakika konuşturalım. Bir seninki. Bir saniye abi ya. Bir dakika. Abi bir saniye. Ama kimseye konuşturmuyor. Abi bir saniye, ben anlatayım sana. Şimdi millet okuyarak bir şeye varacağını sanıyor bu. Şimdi ben akşama kadar, yok olmuyor zaten. Aklıma yok abi, neyi bekliyorsun? Erdoğan Bey yaşımızdayken neyi bekliyorsun abi? Ne abi? Oy vermek. Oy vermek. Haklıyız, oy var vermek. Kayıba oy vermek diyor. En büyük yanlışımız ne biliyor musun? Çocuğum okusun, devlet buna iş versin. Yok ya abi, öyle bir şey yok. Şimdi 12 saat, 12 saat ben 160 TL para için çalışıyorum. Ya, bin bir iş arıyorum. Abi para vermiyor ki adam, ben ne yapayım? Ya, asgari ücret bile değil, benim evim var. Benim ailem var, onlara destek çıkmaya çalışıyorum. Ben 13 yaşındayım biliyor musun? 15 yaşındayım, pardon yanlış söyledim. 15 yaşındayım, 13 yaşından beridir 16 yaş ortakta dolaşıyorum abi, iş bulmak için. Doğruyum zaten abi, hala gelmesin burada bana sanıyor. Amin inşallah, cümlemize valla. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bırak onu, bırak o sabah çok... kadar konuşalım. Kardeşim bu... Sen... Hayır bir şey anlatma tamam, sen bana. Sen beni bir adam 3 aydır eleman arıyor. 7 portalda ilanı var, işçi bulamıyor. Bak bu, anlıyor musun? Bu ülkede fabrikalar kapatıldı. Tarım öldürüldü, hayvancılık öldürüldü. Sen daha ne konuşuyorsun? Neden bulamıyorum? Sorabilir miyim? Şey. Ya bırak o konuşuyorken. Neden bulamıyorum? Ben sigorta yok, sen de. Çok teşekkür ediyoruz. Neden bulamıyorum biliyor musun? Adam hakkını sen abi. Sen hiç bir dakika. Askeri ücretle çalışmıyor abi. Bir dakika, bir dakika. Adam 4000 lira kira veriyor. Askeri ücret vermiyor zaten. Askeri ücret vermiyor. Abilerin gülü. Askeri ücret zaten vermiyor. Ha, vermiyor. Şu ortamda bir insanın en az 15 bin lira gelir olması lazım. Amca, ablara, abine bak. Şu çocuk üniversite okuyup burs alamıyor. Yurt bulamıyor. Bir dakika. Düşünebiliyor musun? Bir saniye abi, haberi kapatayım, ondan sonra konuşayım. Haklısın. Bir tamam. Saniye kapatayım, yine konuşayım. İnsanlar bugün verdiği çalışırken kazancına karşılık karşı taraf parayı kazandırmıyor. Abi beyefendi. Seni secerene bakıyor, diyor ki sana. Anlıyor musun? İşte sana ben yanıma bir eleman sigorta yapamam. Seni bir deneme süreci alacağım. Bu çocuk o zaman nasıl çalışıyor orada, çalışamayacak. Asgari ücret sana yüksek gelir. Bir dakika durur musun? Giremiyorsun. İşte vesaire vesaire. Erdoğan'ın dediği gibi porsiyonları küçülteceğiz. Küçültelim amcim. Abi zaten küçülte şey kalmadı. Kemer kalmadı ya. Kemerleri sıkacağız. Maşallah amcim ya. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Benim ülkem layık, demokrat ülke. Vatandaşım hür içinde. Barış içinde. Hürlük içinde yaşayacağım. Böyle küçültme.
hakkını alacak. Tamam. Eşek gibi çalışacak, at gibi yiyecek. Tamam. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sen layık olabilirsin. Hayır, hayır, ben ilgilendirmez. Sen layık olabilirsin. Bu öğrencilerin, bu gençlerin hakkını veriyorum. Sesini yükseltme lan. Bırak. Konuşma bana. Sesini yükseltme. Abi bir bağırma sen. Neyi savunuyorsun? Sesini yükseltme. Ne olacak? Sabahtır beni dinliyorum. Tamam, neyi dinliyorsun? Hikaye anlatıyorum. Ne hikaye anlatacağım sana ya? Nasıl kavgaya mı geldin buraya? Herkes savunuyorum ben ya. Kavgaya mı? Herkese de açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Gençler örnek almayın. Anlamıyorsun da anlatamıyorsun. Tamam, gençler bırak. 60 ama. Herkes dinliyor bak. Herkes seni dinliyor. Neyse. Tamam. Senlik de anlatmasın. Olay iki. Sen niye bağırarak konuşuyorsun ya? Olay iki. Senin anlattığın zaman ne yapalım var mı? Burada herkes anlıyor. Çok teşekkür ederim. Ben sana bağırmıyorum. Sen hükümeti savunmuyorsun. Tamam, tamam hemşerim. Ya ben hiç kimseyi savunmuyorum. Biz ben istiyorum ki gençler çalışsın. Ben şöyle beynim yerinde olsun. Hem çalışıyor, hem üniversitede okuyor, hem çalışıyor. Ya amca bugün üniversitede okuyup da çalışan kaç kişi? Kaç kişi ya? Ya markette çalışıyor. Ya tamam da. Bak senin benim yaşadığım kesim orta halli insanlar olduğu için görüyoruz da onları. Ya bugün git kafelere gör ya. Anası babası bağzından kesiyor yiyeceğini. Ben 57 yaşındayım. Benden sonra bundan sonra benden bir bok olmaz. Ben bunu düşünürüm. Amcam, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onların için mücadele ediyor. Benden bir yok, bok olmaz bundan sonra. O öyle değil işte. Anladın mı? Bir hikaye var da burada anlatsam vaktimiz yetmez. Eğer bir ülkenin büyükleri yoksa gençleri de yoktur. Ne demiş? Bakma göklerdedir, daima ileri. Daima ileri. Duruyorum. Geriyi bırak, geriyi. İleriye, ileriye. Tamam, istikbali göklere çıkaran bu hükümet. Geçmişinden değil. Ya geçmiş. Bak, bak, geçmişinden değil. Bak, istikbali göklere çıkaran bu hükümet, bu hükümet. Uçağını da yapan, sihasını da yapan, helikopterini de yapan. Bu hükümet. Anladın mı? Ben şu bayraklar yapıyor Tayyip. Abi. Evet. Şimdi Tayyip'in diploması ya, bir dakika abim, bir dakika. O ne anlar uçaktan? Ya tamam da daha öncesinde abi, niye yaptırılmadı? Daha öncesinde niye yaptırılmadı? Ekonomi yoktu. Ne yoktu? Ya. Daha öncesinde ekonomi yoktu. Ne yakalıyorsun böyle teknoloji ya? Yoktu. Ya bırak amcam ya. Ya gerek yok, gerek yok. Bunlara gerek yok. Bırak. Geri geldiği zaman Selçuk Bayraktar'a iki gün önce daha reisin damadı diye kesinlikle. Bir şey diyeceğim abi, Allah aşkına bir dakika amca, bir saniye abi, bir şey diyeceğim bak, bu kadar insan senin söylediğin şeye karşı çıkıyor, demek ki bir şey var değil mi? Bak, demek ki Peygamber Efendi'yi karıştırma, dini karıştırma. Bak yıllardır bir şey diyeceğim abi, dinle beni, sözümü kesme. Yıllardır dini sömüre sömüre zaten bugünlere geldi Tayyip de onun yandaşları da. Bu kadar insan sana karşı çıkıyorsa demek ki senin söylediğin yanlış. Bu kadar insan demek ki aynı şeyi düşünüyorsa demek ki bir düşünmek lazım değil mi? Onlar haklı olabilir diye. Bir şey soracağım. Bu kadar insan doğru düşünüyor, doğru evet. Mu? Ya, bu kadar insan gitse falezlerden kendini atsa sen de atacak mısın? Abi ne alaka? Çok alaka. Ben hadi gidelim abi. Benim sana söylemek istediğim şey hayır. Her zaman doğruyu göstermek tamam, kardeşim. Benim sana söylemek istediğim şey bu kadar insan demek ki benim düşünceme karşı çıkıyorsa demek ki belki de benim düşüncemde bir yanlış vardır diye insan bir düşünür, bir tartar. Bak ben 47 yaşındayım. Z kuşağının bunca nesle anlatmaya çalıştığı şey düşünmüyorsunuz. Gözünüz kapalı, at gözlüğüyle sadece Tayyip'e odaklısınız ya. Bak şimdi var ya, olay ne biliyor musun? Ya, bir düşünün. Bir defa sen... Sizin yüzünüzden Z kuşağı, işte bizim gibi, ya, bizim şey... neslimiz acı çekiyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim gençliğimin lütfen. Gençliğimin en güzel lütfen. Yıllarında lütfen. Yok para derdiydi, yok oraya gitmeyelim, yok buraya şey yapmayalım, yok ailemi zor durumda bırak. Ben en güzel yaşlarımı bunları düşünerek harcıyorum. Dinler misin? Evet. 10 yaşında sen bir defa sen kendini benden ayırmayacaksın. Ben seni kendimden ayırmayacağım. Ben ya kusura bakma abi de benim bu şu benim bak benim bu şartlar altında yaşıyor olmamın sebebi sensen, ben seni kendimden ayırırım. Kusura bakma. Bak, bu benim en doğal hakkım. Bugün denize gidip gezmek, tozmak, etmek hayat değildir. Ne demek? Buradaki abi, biz ya değil ya. Hiç gezmeyeceğiz, tozmayacağız. Ya, genciz biz ya, genciz. Ben üniversite okuyorum. Bak, hiç mi hayatımda bir eğlence olmayacak? Bak ben... Anne evde oturacağız mı? Bir saniye. Terbiyesizlik etme, yakışık mı? Bir saniye. Bir saniye. Toparlayalım. Bak bir saniye. Ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı. Gaziantep'in dedim çünkü ben memleketimden övünüyorum. Gurur duyuyorum. Ben de Antalyalıyım o zaman. Ben farklı bir yerde doğdum. Ama benim anlattığım olay, benim bu duyguları yaşayabilmem için senin onları bilmen lazım.
Gaziantep'e Fransızlar girdiği zaman ya, anlıyor musun? Tarih anlatıp durma da. Bir saniye. Bir sus abi. Şu geçmişi Fransızlar. Bir bırakın artık. Geleceğe bir bakın. Geçmişini bilmeyen geleceğini yapamaz. Geçmişini abi, bilmeyen geleceğini yapamaz. Zaten geçmişinin farkında ama onlar geçmişe takılmıyorlar. İleriye yönelik hareket ediyorlar. Kendimizi nasıl daha iyiye çekebiliriz? Nasıl bu ülkeyi kalkındırabiliriz? Herkes bunu düşünüyor. Ya bu ülkede niye doktorlar onlar bunlar sürekli yurt dışına gidiyor? Çünkü insan yerine konmuyorlar. Ünlü bir köşe yazarı Fransa'da, Paris'te okuyan bir üniversitedeki arkadaşını ziyarete gidiyor. Ders konusu sömürge. Orada öğretmen diyor ki bir milleti sömürge altına almak istiyorsan dilini ve harfini değiştireceksin diyor. Oradan bizim ünlü şu anki ünlü köşe yazarı diyor ki ben diyor Türk'üm diyor, biz harfimizi değiştirdik diyor, dilimizde devrim yaptık diyor. Sen bekle diyor, sen de ders sonrasında konuşalım. Öğretim görevlisinin odasına gidiyorlar. Abi, bir dakika. Hepsi Atatürk sayesinde oldu. Geçti. Bir dinle bitti. Arkadaşım bir dinle lütfen. Hikaye kısa. Bu yaşanmış gerçek bir olay. Rektörün öğretim görevlisinin odasına gidiyorlar. Bir tane de Fransız çağırıyorlar oradan. Kütüphanesinden, Fransız kütüphanesinden kendisi, tamam mı? 1800'lü yıllardan bir tane kitabı çıkarttırıyor. Fransız'a diyor ki şunu oku. Okuyor Fransız. Ne anladın diyor, anlatıyor. Tamam diyor. Bizim o köşe yazarı, ünlü köşe yazarına 1950'li yıllarda yazılmış olan, olay 85-90'larda yaşanıyor. 1950'lerde yazılmış olan bir kitabı çıkarttırıyor, oku diyor. Okuyor. Abi ne toparlayalım. Ne anladın diyor. Abi anlatayım. Abi toparlayalım ama yani. O. Ne anladın diyor. Ihım mıhım çıv bu diyor. Neden? 1950'de yazılan kitabı bugün biz anlamıyoruz. Anlamadığımız için de ne alakası var bu? İşte anlamadığınız konu o. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Biz geçmişimizi biliyoruz. Bir cümleyle 40 alimi yendim ama 40 alimle bir cahili yenemedim. Efendim halı ısmarladık. Halı ısmarladık. Bugün de Antalya sokak ve caddelerinde yine konumuz başkaydı. Ama her kitleden, her kesimden, her görüşten insanlarımızla konuştuk. Gençlerimizle konuştuk. Yaşlarımızla konuştuk. Kısacası hepimiz bir kilimin desenleriyiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Yayınlıyoruz değil mi? Yayınlıyoruz. Allah'a emanet.